MHP erkek egemen bir partimizdir. İlk üçte neden bir kadın yok? Bu kadınları... CHP'de var mı? Efendim? CHP'de var mı? Ha, bu MHP'ye sordular ben. Yani ha. MHP'ye sordular da MHP evet. Erkek egemen oluyor da CHP veya AKP niye kadın egemen mi? CHP'de var, AK Parti'de üçüncü kadar var. Nereli? Nereden bunu? Aydın ne kadar ulaşmış? Kaç aydınlı ulaşmış bugüne kadar? Kaç kişiyi tanıdı Aydın'dan? Aydın'dan kaç kişi var hanımefendiyi tanıdı? Birebir dost kurabilir veya derdini anlatabilir. Hangi sıcaklığı görebilir? Hangi zeminde, hangi duygudaşlıkta buluşabileceğini tahmin edebilirsiniz? Yani ben bunu farklı bir şeyle söylüyorum. Türk siyasi hayatına. Türk siyasi hayatına çok farklı bir şey söylüyorum. Kadınlarımız kadın aday sıralarından ziyade cinsiyet değil zihniyet yönetmeli demediler. Cinsiyete değil zihniyete vurgu yaparlarsa kendilerini zihniyet açısından da daha bir yükseğe taşımış olurlar. Kadın veya erkek tartışması oldukça cinsiyet tartışılır. Ve bu mental olarak da başka açılarından da topluma çok şey kazandırmaz. Oysa kadının da bir birey olduğunu ve bir zihniyeti temsil ettiğini, zihniyet olduğunu, dolayısıyla zihniyet yönetmeli düşüncesini, savını öne alarak daha çok mesafe kat edebileceği kanaatini taşıyorum. Zihniyet yönetmeli. Cinsiyet değil. O bakımdan diyorsun. Cinsiyet üstünden tartışma yapılmamalı, evet. Zihniyet üstünden, yetkinlik üstünden. O zaman kadın ve erkek eşit birey olduğunu ve yetkinlik üzerinden tartışmalar yapılır ve kabiliyetler öne çıkar. Cinsiyet öne çıkmaz. Anladım. Teşekkür ederim. Daha rahatlar toplu. Teşekkür ederim.